Gönüllü itaatı teşkil için emirle verildi. Gönde de gündi de kendi de bulunan bulunan Raif Paşa'ya seriyen der saadete gelmesi yazılıyor. Bir iki saat sonra halfenin verdiğine kadar intizar eylemesi telgrafa emir olunuyor. Ertesi günü sırat mümkün ile yola çıkması lüzumu bildiriliyordu. İşte bu İşte uzman İstanbul'un idaresi hep bu tarzda idi. Sefareti Osmaniye'ye gönderilen notların tahrirat umumiyelerin Sırbistan ile mesalihe müzakeratına dair Viyana sefirine verilen acayip talimatlarda hud ve hesabi yok idi. Abdülhamid kalbine kork ve vesvese zehrini ilk evvel talimattan damat Mahmud Paşa olmuştur. Anın telkinatıyladır ki Abdülhamid genç Osmanlılar
namı verilen ihrar ve şeriyeti tanımaz. Her bir fenalığı yapmaya müsait cebbar ve ihtilacı cebbar ve ihtilacı adamlar nazarıyla bakmaya başladı. Mahmut Paşa planını güzel görmüş idi. Mithat Paşa'yı suiniyet eshabından diyerek nef'i diyerek ediyor ve bu suretle efkarı umumiyi tehyic ettikten sonra Abdülhamid'i memlekette ihtilal çıkaracağı korkusuyla izaç başladı. Bunun üzerine Mithat Paşa ile münasebette bulunanların kafası bir mezne-i sui erbabından olmak üzere takip edildi. İşte böylelikle hafiyelik esvali vası bir esas üzerine kuruldu. Bu sebepten dolayı Abdülhamid'in taht riyasetinde hemen her gün meclis vükela akt olunur ve
ve av'i. Melhuz olan ihtilale karşı ichaz olunacak tedavi, müzakere ediliyordu. Asker Heratim'de her ihtimale karşı hazır bulunmak üzere ışlalardan dışarı salıyor damız idi. Çalıyor namız idi. Fakat İstanbul ahalisi yine sükunet bozmuyor. Hükümetçe İthas olunan tedabire hiçbir mana vermiyordu. Mahmut Paşa payitahtın asayişine kendisi nezaret ediyordu. Bunun için yalnız kendi emrine itaat etmek ve jurnalleri hayırdan doğrudan doğruya kendisine vermek üzere bir zabıta-i hafiye teşkil etmiş idi. Hafiye memurlarının bir tarafına hareket etmeyip daima efendilerinin arzu ettiği veya itmediği şeyleri nazar dikkat nazar dikkat alarak ana göre hizmet etmek çalışacakları tabii ve hafiyelik senat cedidesi de devir meşrutiyetin icadı olduğundan hafiyeler vazifelerinin
Ne gibi işhası takibe etmek olduğunu tadimatı mahsusaya hacet görmeden anladılar. Ve nerede islahat ve meşrutiyet tarafları genç Osmanlılar varsa onları jurnal etmeye diye başladılar. Bu sebeple her gün birçok kimseler tevkif olunuyordu. Zabıta